ABD basını Türkiye'nin milli muharip uçak projesiyle ilgili bir makale kaleme aldı. 5. nesil savaş uçağı TFX'in özelliklerine dikkat çekilen makalede, projenin Amerikan-Rus teknolojilerinin birleşimi olacağı kaydedildi. ABD merkezli Defense News gazetesi, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı TFX projesiyle ilgili dikkat çeken bir makale yayımladı. Ayrıca makalede Türkiye'nin TFX programı kapsamında ilk etapta General Electric'in yan kuruluşu GE Aviation tarafından üretilen Art Burning Turbofan Jet motoru olan F-110 motoru kullanılacağı belirtilirken, General Electric'in F-118 motorunun Türkiye'de hali hazırda devlet kontrolündeki bir şirket olan Eskişehir TUSAŞ Motor Sanayi'nde lisans altında üretildiği ifade edildi. Makalede Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in 4 Aralık'ta TFX ile ilgili bazı açıklamalarına yer verildi. Demir bu açıklamasında TFX programının bir sonraki aşamasının modifikasyonlar, geliştirmeler, iyileştirmeler ve yerli üretime geçişi içereceğini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı. Yerli olarak üretmek istediğimiz TFX parçaları hakkında Rusya ile görüşeceğiz. F-110 motor tedariki konusunda herhangi bir sorun yok. Ancak makalede Kongre'nin büyük olasılıkla Türkiye motor satışlarını desteklemeyeceğine dikkat çekildi. İddiaya göre TFX'i tasarlayan, geliştiren ve inşa eden Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nden bir kaynak, isminin açıklanmaması kaydıyla Defense News'e konuştu. Kaynak, Rusya, Euroakustik, Aerotermodinamik ve savaş uçağı inşa edecek altyapıya sahip. Rusya, 5. nesil bir turbofan motoru üretmek için teknolojiye sahip. İşbirliği ayrıca aviyonik, tahrik sistemi, radar, sensörler, fırlatma koltuğu ve veri bağlantı sistemlerini de içerecek, dedi. Savunma Sanayi Başkanlığı geçtiğimiz günlerde TFX'e güç sağlayacak bir yerli motorun geliştirilmesi için Türk şirketlerine bir teklif talebinde bulundu. Demir, teklif talebinin Türkiye'de savaş uçağı motoru teknolojisi geliştirmek için bir yol haritası oluşturmayı hedeflediğini söyledi. İsmail Demir, teklif talebi ulusal motor geliştirme çabamızda yeni bir adımdır, diye konuştu. Temmuz 2019'da ABD, Ankara'nın Rus yapımı S-400 füze savunma sistemini satın alma kararından vazgeçirmek için tehdit ve şantajlara başladı. ABD, tehdit ve şantajlara boyun eğmeyen Türkiye'yi Amerikan liderliğindeki çok uluslu F-35 müşterek taarruz uçağı programından çıkardı. Türkiye o zamandan beri TFX programına hız verdi. Hükümet, TFX programının birinci aşaması için ek 1,3 milyar dolar ayırdı. Program üzerinde toplam 6.000 mühendis çalışıyor ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayi uçak için ilk hangarını yakında inşa edeceğini duyurdu. Türkiye ilk TFX'i 2023'te hangardan çıkarmayı ve 2025 veya 2026'da uçurmayı hedefliyor. Bu tür videoların devamı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.